Adil Cevazlı Bekir Ağa okuma yazma bilmiyordu. Lakin üstadımızın ifadesiyle allamelerin işini gören bir kişiydi. Zira çerçicilik olan mesleği icabı Isparta'nın en ücra köylerine kadar varıp nur risallerine ulaştıran ilk nur postacısıydı. Nur'un yüce kametlerinden Hafız Ala Bey, Hüsrev Ağabey gibi hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de çok büyük hizmetleri sebkat etmiş kişilerin nurlarla tanışmasına ve ümmi olduğu halde koca bir vilayetin Isparta'nın intibahına vesile olmuştu. Isparta'ya Şark'tan bir hocanın sürgün olarak geldiğini öğrenince, hem de hem şehrisi olduğunu duyunca büyük bir heyecanla ziyaretine gider. Üstadımız kendisine Haşir Risalesi'nden bahisler okur. Bekir Ağa müthiş bir şevk ve aşkla dinler. Ruhu bir feyiz ummanla gark olmuş gibidir. Adeta ulvi alemlerde kanat çırpmaktadır. Üstadımız Haşir Risalesi'ni kendisine verdiğinde ben okuma yazma bilmem der. Avcı hattında, savaş meydanlarında İman, Kur'an hakikatlerini telif eden, Allah dinine hizmet etmekte en ağır şartlarla mücadele ettiği halde zerre kadar ayak sürçmeyen, hiçbir bahaneye sığınmayan Bediüzzaman Hazretleri o anda tek bir cümle söyler. Sen okuma bilmiyorsan da biri sana okur. İşte bu cümle Risale-i Nur'a ancak allamelerin hizmet edeceği bir azamette hizmet eden Bekir Ağa'nın hayatında nurlu bir anahtar olur. Merkep sırtında dağ bayır aşarak, kap kacak, bardak çanak ve benzeri şeyler satmak için gittiği köylerde güya çerçici olarak görünüyordu. Lakin o bir nur postacısıydı. Nurları ehil ellere ulaştıran bir sadakat kahramanıydı. Okuma yazma bilmemek gibi son derece geçerli bir mazereti olmasına rağmen iman Kur'an davasının sadık ve sebatkar bir hadimiydi. Gittiği köylerde okuma yazma bilen kişilere ulaşır, okuma yazma bilmediğini, elinde bir kitap olduğunu söyleyerek okumasını ister. Kendisi de huşu ve huzur içerisinde dinlerdi. Bu metotla İnsanların nurun yüksek hakikatlerine muhatap olmalarında büyük hizmetler icra eden Bekir Ağa, sonraları ehil olanların Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmelerine ve görüşmelerine de vesile olurdu. Nur fabrikası ve gül fabrikası sahipleri, İslam köylü Hafız Ali, Hüsrev Altınbaşak ağabeyler, vesile olduğu kişilerden sadece ikisidir ki, bu zatların Risale-i Nur'u tanımaları çok büyük, külli bir hizmettir. Bekir Ağa bu hizmetlerinden dolayı elbette takdir ve tebrike şayandı. Üstadımız Bar'la alakasında onu şu özel sözlerle yad eder. Ümmi fakat allamelerin işini gören, Esrar-ı Kur'aniye'ye karşı Isparta'nın intibahına sebep olan ahiret kardeşim, Adil Cevazlı Bekir Ağa. Sözleri müştakların ellerine yetiştiren kardeşim Bekir Ağa. Evet, nur postacısı Bekir Ağa'yı yalnız üstadı değil, asırlar ötesinden Abdülkadir Geylani Hazretleri de kerametkârane bir şekilde bizzat ismini zikrederek tebrik ediyordu. Üstadımız bu kutlu müjdeyi şöyle haber vermektedir. Gavs-ı Azam'ın tabiriyle Bekir Bey, bizim tabirimizde Bekir Ağa. Nurlarda Bekir Ağa, Bekir Bey, Kürt Bekir Bey, Abdülcelil oğullarından Adil Cevazlı Emrullah oğlu Bekir olarak ismi geçen Bekir Çelik ağabey tam da ismiyle müsemma idi. Zira Sıddıkiyet semasının alemdarı Hazreti Ebu Bekir'in ismini taşıyordu. İman Kur'an davasında sadakat ve sebatkarlıkta, ihlas ve samimiyette saf-ı evvellerden olarak bu ismin hakkını veriyordu. Hayatı soyadı gibi geçti. Eğilmedi, bükülmedi. Allah dinini insanlara ulaştırmaktan,
Resulullah'ın davasına hizmet etmekten asla vazgeçmedi. En zor ve çetin şartlara rağmen çelik gibi dayandı Bekir Çelik ağabey. Tam bir mahrumiyet zamanında, üstelik hapishane ve idam edilme endişesinin en yoğun bir şekilde hissedildiği karanlık bir dönemde, imkansızlıklar içinde okuma yazması olmadığı halde muhteşem hizmetlere imza atan Risale-i Nur'un bu seçkin talebesinin hayatında ve hizmetlerinde bizler için, evet, her türlü imkan ve donanıma sahip olan bizler için çok büyük ibret dersleri var. Allah sadakatimizi, samimiyetimizi, şevk ve gayretimizi, Risale-i Nur'a hizmetimizi artırsın, keyfiyetli ve makbul eylesin inşallah. Üstadımızın ahiret kardeşim dediği Adil Cevazlı Bekir Ağa, 24 Nisan 1961'de Adil Cevaz'da vefat etti ve inşallah ahiret kardeşine kavuştu. Allah onlardan ebediyen razı olsun.